Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunun 48. yılını geride bırakan F-16 için yeni bir sayfa daha açıldı. Serinin en son modeli Block 70, 24 Ocak 2023 tarihinde Lockheed Martin'in Güney Carolina, Greensville'deki tesislerinde gökyüzüyle buluştu. Toplam 50 dakika süren ilk uçuş, D olarak adlandırılan çift kişilik modelde yapıldı. Pilotlardan biri de kadın test pilotu Monessa Balz-Heiser'dı. Malum Block 70 Türkiye'nin de gündeminde. F-35 programından çıkartılmamız nedeniyle 1.2 milyar dolarlık alacağımız karşılığında 40 adet Block 70 F-16 talebimiz var. Ayrıca 79 adet de F-16 uçağının Viper olarak adlandırılan modernizasyonu için Amerikan Kongresi'nden onay bekleniyor. Amaç 79 F-16'yı gelişmiş sistemler ile Block 70 seviyesine çıkartacak modernizasyonun yapılması. Bugüne kadar Lockheed Martin 4600'den fazla F-16 uçağını üretti. Halen bu uçaklar 27 ülkede ve 30 kullanıcıda görev yapıyor. 20 milyon saatten fazla uçuş gerçekleştirildi. Programın sahibi Lockheed Martin yaklaşık 6 yıldır F-16 üretmiyordu. Dallas-Fort Worth'taki ana imalat hattı F-16 üretim hattı haline getirilmişti. Lockheed Martin F-16'ya talebin devam ettiğini belirterek Güney Carolina Greensville'da yeni bir fabrika açtı. Fabrika öncelikli olarak kesin siparişe bağlanan 120 adet Block 70 üretecek. İlk teslimat da Bahreyn'e yapılacak. Block 70 General Electric motorlu, 72 ise Pratt & Whitney motoruna sahip. Yeni serinin şu an kesinleşen kullanıcıları arasında Bahreyn'in yanı sıra Slovakya, Bulgaristan, Tayvan ve Ürdün bulunuyor. Block 70 serisinin en büyük avantajı AN/APG-83 olarak adlandırılan çok fonksiyonlu aktif elektronik taramalı dizi AESA radarı. Bu açıdan pilot uzun menzilden her türlü hedefini havadan takip edebiliyor. AESA radar sayesinde Block 70 4.5. nesle terfi ediyor. Operasyon yetenekleri arttırılan uçakta gelişmiş bir veri bağlantısı, hedefleme podu ile kızılötesi arama ve takip IRST sistemi yer alıyor. Hassas küresel konumlandırma sistemi ile seyir sefer yapılıyor. Pilotun bayılması durumunda devreye giren otomatik yerden çarpışmalardan kaçınma sistemi ile geliştirilmiş otopilot uçuşta pilotun yükünü azaltıyor. Kokpiti yeniden tasarlanan Block 70'te pilot yüksek çözünürlüğe sahip 6x8 inç ekrandan tüm uçuş verilerini takip ediyor. Bu ekrana ayrıca AESA radarından alınan operasyon fotoğrafı ve hedefleme pod verileri de aktarılabiliyor. Renkli, hareketli haritalar ekrandan takip ediliyor. Uçağa dıştan bakıldığında ise ek yakıt tankı gibi tasarım değişiklikleri F-16 Block 70'in hem menzilini uzatıyor hem de havada kalış süresini arttırıyor. Lockheed Martin gövde modernizasyonu ile uçağın hizmet ömrünü 12 bin saate çıkarmış durumda. Bu adımlarla birlikte F-16 Block 70 2060'a kadar rahatlıkla uçabilecek. Türk Hava Kuvvetleri eğer gerekli onay alınabilirse Block 70'leri ara ihtiyaç olarak değerlendirecek. Türk Hava Kuvvetleri eğer gerekli onay alınabilirse Block 70'leri ara ihtiyaç olarak değerlendirecek. Hedef 2030 ve sonrasında hava gücünü milli muharip uçak ile Block 70'ler ve modernize edilerek bu seviyeye çıkartılmış diğer F-16'larla oluşturabilmek. F-16 70'lerin alternatifi ise Eurofighter savaş uçakları. Halen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Trench 1 olarak adlandırılan Eurofighter'ların ilk modellerini 2025'ten itibaren emekli etmek istiyor. İddiaya göre Türkiye ayrıca Trench 3 içinde görüşmelerini
devam ettiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16'yı onaylaması durumunda hedef alınacak 40 uçağın eskiden olduğu gibi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ta üretimi. Bu konuda çok ciddi bir tecrübeye sahip olan TUSAŞ, hem yeni uçak üretimi hem de modernizasyon konusunda başka ülkelerin taleplerini de karşılayacak altyapıya sahip. Bugün size Blok 70'in ilk uçuşu hakkındaki gelişmeleri aktarmaya çalıştım. tolgozbek.com sitemizden havacılık ve savunma konusundaki gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca sorularınızı yorum olarak da yazabilirsiniz. (Gülüyor)